Türkiye Neren İki Cebimden tekrar merhaba. Konuklarım var. Levent Gök, Orhan Kilercioğlu ve Haldun Sormaz Türk. Sayın Gök, siz anlatıyordunuz. Evet. Gerçekten arası vermek zorunda kaldık. Tabii. Sizi dinleyelim. Daha sonra Sayın Sormaz Türk'e önemli bir sorun var. Onun bir Peki. asker olarak da yanıtını isteyeceğim. Şimdi sonuçta bu Afrin Harekatı'na temel olan sorun bizim AKP iktidarının Suriye iç savaşında taraf olmasından kaynaklanan yanlış dış politika sonucudur. Bizim az önce ifade ettiğim gibi kendi güneyimizde biz oraya girecek örgütlere silah desteği de vererek Suriye'ye gönderdik Esad devrilsin diye. Esad da oradaki bütün giren örgütlerle top atışıyla, tank atışıyla vuracak gücü vardı ama oradaki bütün Kürt aşiretleriyle anlaştı ve dedi ki ben buradan çekiliyorum, burası sizin olsun dedi. Yani biz şu anda YPG ile daha yeni sınır değiliz. Biz 2012 yılının Temmuz ayından beri YPG ile sınırız orada Fatih Bey. O zaman tehdit değil miydi yani? Şimdi bakın işte gelinen tablo bu. Bu iktidarın hiçbir önceliği sağlıklı değildir. Tabloyu göremezler. Az önce siz de ifade ettiniz. Yani bizden peşmerge, işte Kobani'ye nasıl geçti? Bizim polis korumasına geçti ve YPG'ye yardıma gitti. Salim Müslüm Türkiye'ye geldiği zaman, ağırlandığı zaman YPG ile ilgili verilmiş mahkeme kararları olmasına rağmen, terör örgütüdür denilmesine rağmen bu hükümet onu karşıladı, bir muhatap olarak kabul etti, görüştüler. Şimdi bu iktidar çok kafası karışık bir iktidardır. Yani neyi ne zaman niçin yaptığı hiç belli değildir. O günkü şartlarda YPG'ye karşı olanlar, AKP ile AKP o zaman iyi olduğu zaman YPG'ye karşı olanlar haindi. Şimdi herkes hain iktidara göre. Yani Tayyip Erdoğan'ın kafasına göre o gün kimden iyiyseniz iyi olacaksınız, kimden kötüyse kötü olacaksınız. Böyle bir anlayış yok. Devlet anlayışı yok. Gerçekçi olmak gerekir. Siz tabloyu iyi okumanız gerekiyor. Ya siz buradan Esad askerlerini çekiyor ama kimden komşu oluyorsun? Burada hangi örgütler nasıl cirit atacaklar? Bunu öngörememişlerdir. Şimdi yaptıkları tablo Suriye'de Esad askerlerini çekip YPG'ye 2012 yılın Temmuz ayında verdiği anda ta o zamandan beri komşu olduğumuz bir tablo. Şimdi bizimkiler bu tabloyu yeni fark ediyorlar. Yeni fark ediyorlar. Bir tehdittir bizim için diyorlar. 2012'nin Temmuz'unda neydi? O zaman Esad tehditti. Ama Esad orayı bıraktı işte YPG'ye. O zaman YPG tehdit değildi. Şimdi akılları başlarına geliyor. Bakın Suriye'deki tablo çok karmaşık bir hal aldı. Yani Suriye'deki iç çatışmanın yarattığı sorunlar devasa. Bir yandan Rusya girdi işin içerisine. Bir yandan Amerika, bir yandan İsrail. İran. Şimdi Rusya, Amerika, İsrail, herkes orada. Doğalgaz rezervleri var. Çok önemli doğalgaz rezervleri var. Bunlara hakim olma projeleri var. Rusya'nın orada 3 tane üssü var. Askeri üssü var Suriye'de. Yani Amerika'nın hayalleri var. İsrail'le beraber İran'ı durdurmaya çalışıyorlar. İran'ı engellemeye çalışıyorlar. Yani Türkiye bir anda Esad devrecek ki diye beklerken orada kendi kafasına yakın bir ideolojik yapı hükümet olacak diye beklerken Rusya ile şu anda bu sorunun karmaşıklığı içerisinde Amerika var, İsrail var, İran var. İşin içinden çıkılmaz bir tablo var. Bir şey soracağım Sayın Gök. 2012 yılından itibaren YPG bölgelerinde. Evet. Bakın, zaten oradalardı. Ben de bir köşe yazısını yazmışım. Kendi yazdım. Tarihler var. 5 Ekim 2014. Salih Müslüm Ankara'da. Ankara'da kırmızı halıyla karşılanıyor. Ve yetkililerle Müslüm görüşme arasında bölgedeki güvenlik sorunları tartışılıyor. PYD'de memnun olunduğu belirtiliyor. Evet. 20 Haziran 2015. Yine PYD lideri Salih Müslüm Ankara'ya geliyor. MİT tarafından karşılanıyor ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşüyor. 7 Temmuz 2015. Yandaş yazar Sarayın Sesi Abdülkadir Selvi yazıyor Yeni Şafak'ta. Evet. Şöyle diyor. PYD konusunda bir tavır değişikliği gözleniyor. PYD rasyonel bir aktör olabilir. Devlet yetkilisi şöyle demiş. PYD ile uzlaşmak mümkün. IŞİD ile PYD arasında çok büyük fark var. PYD'nin rasyonel ve muhatap alabilecek bir aktör olduğunu düşünüyoruz. Ve Salih Müslüm Ankara'da bir gece kaldıktan sonra İstanbul üzerinden özel pasaportla Avrupa'ya gitmiş. Ve Avrupa'ya girişini de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti
yetkileri sağlamış. Tarih 27 Şubat 2018. Bekir Bozdağ ne diyor? Pırak'ta gözaltına alınan PYD eski eş başkanı Salih Müslüm için bu karar uluslararası hukuka aykırıdır. Bunlarla beraber hareket edenler de teröristtir diyor. Evet. Şimdi bakın. Şunu sorgulamak lazım. Üç kez siz bunu Ankara'da karşıladınız. Evet. Bununla birlikte MİT başkanını görüştürdünüz. Dışişleri Bakanı görüştü. Evet. O zaman siz de mi terör ortaklığı yaptınız? Şimdi bunları? Gayet evet. Zor bir soru bu. Yani şimdi bakın ben bir de şu fotoğrafı göstereyim. Yani bu fotoğraf Salih Müslüm Ankara'ya geldiği zaman görüştüğü kişiler. Onu şöyle kameraya doğru tutun arkadaşlarımız. Biraz silik çıktığı için görülmeyebilir ama bu kişilerden bir tanesi o zamanki AK Parti milletvekillerinden biri ve halen de Kültür Bakanlığı'nın yardımcısı. Şu karşı şu kameraya bir gösterin onu Sayın Gök. Biraz tutun şöyle bir iki dakika. Yani fotoğraf var şeylerde ama şimdi görülsün en azından. Biraz silik çıkmış. Zor. Evet. Evet. O zamanki AKP milletvekili. Kimler var orada? Ben şimdi şöyle ifade edeyim. Yani benim bu fotoğraftan çok net gördüğüm Sayın Hüseyin Yayman. O zaman AKP milletvekiliydi. Şimdi Kültür Bakanlığı'nın bakan yardımcısı. Ayrıca Ahmet Davutoğlu da o zaman iyiydi. Yani Salim Müslüm'le görüşmek iyi bir şeydi. Ben o zaman görüştükleri zaman Ahmet Davutoğlu da zaten diyor ki benim Dışişleri Bakanlığım dönemimde diyor. Dışişleri Müsteşar Yardımcım Salih Müslüm'le görüştü diyor. Yani bir kabul var. Yani neye göre kabul var? İşte bir fotoğrafı okuyamayan bir kabul var. Ne zaman kötüler? İşte onların kafalarını estiği zaman kötü. Ama bir iyi oldukları zaman da var. O iyi oldukları zaman da onları uyaranlar, Cumhuriyet Halk Partisi Suriye politikasına başından beri dedi ki yanlış yapıyorsunuz. Buradaki iç çatışmaya kesinlikle taraf olmayın. Bakın biz güneyimizde Esad'la komşuyuz, öyle kalsın. Yani biz tabloyu gördük, öngördük, söyledik biz bunların hepsine. Ama o zaman Esat'ın yani destekler gibi konuşmak Recep Tayyip Erdoğan'ın kafasında çok ciddi soru işareti uyandırıyor ve hain gibi nitelendiriyordu herkesi. Sanki ben kendisiyle tatil yapmışım gibi Esat'la, Recep Tayyip Erdoğan'la eşi, Esat'ın eşiyle beraber Türkiye'de defalarca tatil yaptılar. Biz tatil yapmadığımız halde o hemen bir anda Esad'ın tam karşısına geçebiliyordu. Kafa karışık, ikircikli bir dış politika, öngörülemeyen bir tablo ve sonuçta hükümetin yarattığı bir başarısız dış politikanın sonucu bugün biz Esad'la komşu olmak için tekrar bu mücadelenin içerisindeyiz. Benim gördüğüm tablo budur. Yani siz orada sonuçta Afrin'i kime bırakacaksınız? Yani kimden komşu olacaksınız? Soru budur. Yani bizim burada ne kadar kalacağımız, ne yapacağımız ve sonuçta burayı kime teslim edeceğimiz önemli. Biz orada kalmayacağımıza göre, sonsuza kadar kalmayacağımıza göre. İşgal gücü değiliz demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Hükümet de diyor biz kalıcı değiliz diyor, çekileceğiz diyor. Kime bırakacaksınız orayı? Hakiki sahiplerine bırakacaklarmış. Evet. Yani sonuçta orada bir rejim var. Şimdi bu rejimi işte Tayyip Erdoğan defalarca söylüyor. Ben Esad'la görüşmem. Ben kanıtlıyorum. Hakan Fidan, MİT Müsteşarı, Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan Suriye'deki MİT'in benzeri olan kuruluşun başkanıyla görüşebilir mi? Siz eğer Esad'ı rejimine muhatap almıyorsanız Afrin Harekatı'nı niye ona bildirdiniz? Yazıyla bildirdiler. Biz dediler, sizin ülkenizde meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz diyerek Esad rejimine yazılı bilgi verdiler. Doğru olan da bu aslında. Evet, yani muhatap oluyorlar, bunu söylemiyorlar. Efendim devlet almış, onlar almamış. Evet. Bunlar kendilerini devletten sanıyorlar. Evet, şimdi işlerine geldiği göre sıyrılsınlar, iç politikayı alet etsinler, yok öyle yaş dava. Şimdi Haldun Bey konuşmasının başında, yani konuşulacak konuların konuşulamayacak bir süreç içerisinde bir baskı oluşturulduğunu ifade etti. Yani aslında her türlü konu konuşulmalıdır. Bir devlet şeffaf olmalıdır. Hesap veren bir devlet, devlet hesap verecektir. Nerede yanlış yaptın kardeşim? Peki şu anda şu var, siz beni eleştiremezsiniz. Yok öyle yaş dava. İsrail. İsrail bugün dünyanın en sorunlu ülkelerinden bir tanesi değil midir Fatih Bey? Her gün işte Filistin sorunu yaşıyor, başka ülkeler sorun yaşıyor. Yani her gün Arap ülkeleri sorunlar yaşıyor. Yani her an bir savaşın içerisinde potansiyeli olan bir ülke. 1948'den beri her gün savaşın içinde. Savaşın içerisinde olan bir ülke. Ama İsrail'de kimse demiyor ki, siz bakın biz böyle durumdayız ama bizim başbakanımızı sorgulayamazsınız demiyor. Ya İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in en sıcak çatışma içerisinde olduğu günlerde dahi
polis tarafından, savcı tarafından defalarca sorgulandı. Geçen günde de hakkında yeni bir soruşturma açıldı. Evet, hanım da ifade açıldı. İsrail demiyor ki, yani bak ben böyle bir Filistinlerle kavga ediyorum, Araplarla mücadele ediyorum, ben savaş tehdidi var, şu var bu demiyor. Demokratik kurallarını işletiyorlar ve başbakanlarını, şu andaki meşru başında bulunan Netanyahu'yu orada savcılar saatlerce sorguya çekiyorlar. Yolsuzluktan bile. Yolsuzluktan sorguya evet, çekiyorlar. Yolsuzluktan. Devlet çarkları böyle işler. Ve eşini de. Eşini de. Yani yolsuzluk yaptığı için suçluyorlar ve sorguya çekiyorlar. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz Türkiye'de? Türkiye'de konuşmayın. Konuşulacak. Türkiye ne zaman bu yanlışlıklar konuşulur, yüksek sesle konuşulur ve kamuoyu da buna hak ettiği değeri verirse, örneğin biz sizin kanalınızda konuşuyoruz ama her kanalda konuşamıyoruz Fatih Bey. Her kanalda kadrolu konuşmacılar var. Büyük kanallarda büyük çoğunda akademisyen kimliği altında getirilen ama gerçekten AKP'li olan kişiler gelip orada muhalefeti eleştiriyorlar. Geçen Barış Paylan'la konuştum seninle ben. Evet. Sözünü kesmiş gibi olmayayım da. Her kanala, yandaş kanala bir hükümet komiseri atandığını evet. söyledi. Evet. İlk defa ben Cumhuriyet tarihinde belki son 30 yıldır ilk kez duydum. Evet. Belki Sayın Kilerzoğlu hatırlar geçmiş dönemi, ben böyle bir şey var mı bilmiyorum ama hayır. bir hükümet komiser. Bir televizyon kanalına hükümet komiseri atıyor. Evet. Kimleri yayına çıkaracağı, hangi saatte neyi yayınlayacağı, hangi yayınları evet. nasıl canlı vereceğiyle yani. İlgili bir liste hazırlıyorlar. Ve konukları da hükümet komiserleri belirliyor. Bu Sovyetler Birliği zamanında bu komiser kelimesi Sovyetler'de çok konuşulurdu ve görevlere bu isim verilirdi. Evet. O terim Sovyetler Birliği zamanından gelen bize bir terim olmalıdır. Evet. Yani aksi kabul şey yapamayız. Düşünemeyiz. Şöyle Sayın Kilercioğlu, Türkiye'de biz tabii siyasetçi olarak bunu çok daha yakından hissediyoruz. Yani televizyon programlarındaki katılanları izlediğimizde, gördüğümüzde işte araya bazen işte muhalefetten de hani görünürde katmak için çabaladıklarını görüyoruz. Sonuçta ağır bir AKP ideolojisinin hakim olduğu konuşmacılar, kadrolu konuşmacılar, bunlar televizyon geziyorlar. İşleri Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete hakaret etmek, iktidara tek bir kelime söylemeden yayınlar yapılıyor ve televizyon programları götürülmeye çalışıyor. Bunu şiddetle reddediyoruz. Türkiye bu konuda yürütülen algı operasyonlarıyla öyle ağır bir propaganda çemberi içerisinde ki bu Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı olan Goebbels'in yürüttüğü o propaganda döneminin daha ağır bir sürecini biz şu anda Türkiye yaşıyor. Gerçekler bilinmesin, gerçekler konuşulmasın, yanlışlar konuşulmasın. Bu iktidar yanlış yapıyor ama o zaman aldatıldı işte mazur görelim. Bir başka zaman tekrar aldatılıyor mazur görelim. Peki kardeşim bu ağır faturaların bedelini kim ödeyecek? Bunun bir siyasi sorumlusu yok mu? Yani ben ülkede muhalefetim. Sorun geliyor gene Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleniyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi kongrelerde Cumhurbaşkanı tarafından, tarafsız olması gereken Cumhurbaşkanı tarafından AK Parti kongrelerinde eleştiriliyor. İşte orada yaratılan algılarla vatandaş bir başka algıya kavuşturmaya çalışıyor. Yoğun bir medya propagandası altında Türkiye'de gerçeklerin üstü örtülmeye çalışılıyor. Şimdi yapılması gereken bizim de tabii bu arada muhalefet olarak görevimiz var. Televizyonlar yetmiyorsa en ücra köşedeki kadar halka giderek bunları anlatmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Türkiye tam bir kırılma noktası yaşıyor. Bu sürece atlatacağız ama. Yani buna hiçbir zaman kuşkum yok. Peki teşekkür ederim. Sayın Solmaz Türk, size bir sorum var ama Salih Müslüm'le ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Çok yani buyurun. Tamamlayıcı olacak. Buyurun. Tabii şimdi haklı olarak siz de aynı şeyi dillendiriyorsunuz. Sayın Vekilim de söyledi. Yani o zaman niye öyle de bugün böyle? Şimdi bakın 2014'te bu Kobani kuşatıldığında ben İngiltere'deydim, yani orada oturuyordum. Şimdi bu bütün dünya, bütün televizyonlar, radyolar birdenbire Kobani'yi anlatmaya başladı. Ve Türkiye'yi ağır şekilde eleştiriyorlar. Yani buna yardım edilmiyor falan. İşte beni de çağırıyorlar televizyonlar, işte sizin gibi böyle gidiyorum. Dedim ki ya bakın, koskoca Suriye, devlet çöktü. Şehirler tarumar oldu. Taş taş üstünde kalmadı. Milyonlarca insan öldü. Milyonlarcası dağıldı, etti. Şimdi dedim bunlara dedim, bugüne kadar hiç sesinizi çıkartmadınız. Kobani dediğiniz yer büyükçe bir köy. Ve bu köydeki bütün siviller zaten Türkiye'ye geçti.
Ve orada kalan YPG'liler kendileri kalmayı seçtiler. Savaşıyor, olabilir. Ama dedim bunun, yani bunun için niye dedim siz Türkiye'yi eleştiriyorsunuz? Ben de böyle anlatıyorum. Sonra bir gün bir baktı işte o geçtiler peşmergeler buradan ettiler falan. Çünkü bana dedi ki bir tanesi, ya dedi siz böyle diyorsunuz ama dedi sizin hükümet dedi bakın dedi buradan geçti yardım ediyor gördünüz mü dedi. İşte böyle olması lazım falan dedi bir şey söyleyecek bir şeyim kalmadı. Şimdi o zaman niye öyleydi biliyor musunuz? Şimdi bunların Barzani ile kankaydı ya bunlar. Yani her türlü ilişkileri, ticari, petrol, doğalgaz falan. Şimdi bunların kafasında Barzani'nin partisinin şeyde bugün Rojava olan yerde yani Salih Müslim'in bölgesinde bir şubesini açmak ve oradaki siyasi ortama Barzani Partisi üzerinden hakim olmak ve Salih Müslim'in bu projeye, siyasi projeye desteğini sağlamak amacıyla bunlar yapıldı. Yani amaç, burada zaten Barzani var, biz bununla iyiyiz. Burada da Barzani'nin partisi olsun, dolayısıyla Suriye'den ayrılsın. Yani burada da Barzani'nin partisi, burada da Barzani'nin partisi, Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de bir Kürt varlığı ama bizim himayemizde oluşsun. Zaten Amerikalılar da bunu teşvik ediyordu. İngilizler de bunu teşvik ediyorlardı. Nasıl kontrol edeceksiniz böyle bir bölgeyi? Efendim şimdi tabii nasıl kontrol edeceksiniz? Tabii onların kafasına göre kontrol ediyordunuz. Nasıl? Bakın bugün işte cepheler kazılmış, tüneller kazılmış ve bütün silahlarından da Türkiye'ye dönmüş. Efendim bunların anladığı bu kadar zaten. Ama bunların yapmaya çalıştığı şey buydu. Ve bu nedenle Salih Müslim'e bu özel muamele yapıldı. Salih Müslim bugün Berlin'de PKK toplantısına katılıp Abdullah Öcalan posterleri taşımış. Bu düne kadar destek verdikleri, yani bu çok şey. Bir de komutanım haklısınız bu konuda da, bir fotoğraf vardı bugün. Hani insanın böyle bam teline dokunur, can teline dokunur, insanın canını yakar, içini acıtır. Bugün o fotoğraf hiç gözümün önünden gitmedi. Yani bu yapılan bu kadar siyaset hataları, diplomasi hataları, bu hükümetin gaflet ve delalet davetesine gitmek istemiyorum ama bölgede bu kadar kritik hatalar yapmasına ve bu insanlara bu kadar bedel ödetmesine rağmen bu milletin çocuklarının nasıl ayakta durduğu ile ilgili bir fotoğraf. Arkadaşlar fotoğrafı bir getirelim. Bugün gazetenin de manşetiydi. Yani, alt yazıyı kaldıralım. Bakın. Baba değil mi? Bu bir şehit babası. Evet. Ve çocuğu şehit olmuş. Çocuğunu sırtında taşıyor ve adı Ahmet Koç. Ona saygılar sunuyorum. Alnından öpüyorum. Ve eşi Fatma Zehra Koç'a şöyle diyor. Gözün aydın hanım. Şehit anası oldum. Ve çocuğunu tek başına taşıyor. Gözyaşı dökmeden, yüzünü yıkmadan, üzüntülerini belli etmeden bu vatan, bu millet için şehit oldu. Gözün aydın hanım, şehit anası oldun diye de eşine ve şehidin annesine haber veriyor. Şimdi böyle bir atmosfer de var Sayın Komutanım. Sizin de yıllarca çarpıştığınız bölgelerde komutanlık yaptınız. Bu milletin aslı asil bir millet. Yani şu tablo bile bence 10 tane afrin eder. Bunların yaptıkları bütün hatalara, bütün yanlışlara rağmen bu millet kendi çocuğuna, kendi şehidine, kendi savaşına, kendi ülkesine böyle sahip çıkıyor. Gördünüz mü fotoğrafı? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii Allah rahmet eylesin. Yani o babanın acısını tabii yaşamayan bilmez. Yani bir asker olarak, yani muharip bir asker olarak böyle bir şey üzerinde, yani şu ortamda konuşmaktan imtina ediyorum izninizle. Ama şunu söyleyeyim. Ben piyade subay olarak 30 sene üniforma giydim. Yani subay olarak, öğrenciliği bırakın. Şunu hep güvenle söyledim. Türk askerinin ayarı, eşiği dünyada yok. Yani bunu ben güvenerek, yani kendi deneyime dayanarak söylüyorum. Yani bu askere ve bu askeri çıkartan millete, yani söyleyecek kelime bulamıyorum. Yani bunu tarif etmek mümkün değil. Yani bunu yaşamak lazım. Yani böyle bir millet dünyada yok. Ve bunu sadece ben söylemiyorum. Yani okuması yazması olanlar okusunlar kitapları, tarihleri baksınlar, görsünler. Bütün dünya bunu söylüyor. Bu böyle bir yönetimi bu millet hak etmiyor.
Bu asker hak etmiyor. Bu ordu bu muameleyi, bu yönetimi hak etmiyor. Orduyu yönetenleri ve bugün daha geçmişte yönetenleri de kastediyorum. Bunu hak etmiyor. Şimdi bakın, Somali'de çok güç koşullarda görev yaptık. Yani çok güç. Yani bilen var, bilmeyen var. Yani bakın, 45 derece ısı ve sabah 6'da güneş doğar, 6'da batar. Yani ekvatorun üzerinde. Ve hiç değişmez o ısı. Gece biraz hafif serinlik olur. Yağmur muson döneminde, bakın bu kağıda yazamazsınız. %100 nem, yani şöyle yaptığınızda kağıt yırtılır. Öyle bir nem içinde. Yani çok ağır. Zaten her gün çatışma, bir sürü şeyler işte. Bir asker hastalandı. Ama şöyle bir tropikal bir hastalık. Bütün vücudunda böyle sivilceler çıktı. Yani orada tedavi etmemiz mümkün değil. Yani mutlaka Gata'ya gitme. O zaman Gata vardı. İşte haftada bir uçak geliyor. Tahliye edeceğiz. Bu çocuğun da tahliye edilme. Yani orada Amerikan hastanesi var. Yani bize destek veren Sahra Hastanesi. Oraya gidildi, bakıldı ama Gata'ya gidip yani düzenli yatması lazım. Çocuk nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Komutanım beni gönderme. Ya evladım, ya bak böyle böyle, sen git tedavini ol, dön gel gene buraya. Komutanım beni gönderme, beni arkadaşlarımdan ayırma. Nasıl ağlıyor çocuk, nasıl hüngür hüngür. Bakın şimdi benim de gözlerim yaşardı. Bakın yani o koşullarda hasta olmuş, elbise giyemiyor, bakın üstüne değemiyor. Nasıl ağlıyor gitmemek için çocuk. Bizim böyle bir askerimiz var. Bu askeri, bu çocukları, bu evlatları yetiştiren böyle bir milletimiz var. Şimdi tekrar konumuza bakın, buraya gelirsek yani bu getirelim arkadaşlar. Bakın buraya nasıl geldik? Bakın Libya'ya girildi. Yani Fransa, Amerika, İngiltere Libya'ya girdi. Biz de destek verdik. NATO da girdi. Biz NATO üyesiyiz ya. Bizim olayımızla bizim de evet hemen Libya'ya girildi. O zaman da söyledik. Bakın yapmayın. Yani Kaddafi bu kadar sene kötüydü, tam iyi oldu. Bütün ilişkilerini düzeltti, Fransa'ya gitti, İtalya'ya gitti. Şeydeki, Lockerbie'deki uçak düştü, ölen insanlar için tazminat ödedi, etti. Niçin şimdi Kaddafi'nin üstüne gidiyorsunuz? Niye gittiler? BOP için gittiler, Büyük Orta Doğu Projesi için. Buraları bölme. Ne oldu? Ne oldu bugün? Bakın üçe bölündü. Üçe bölündü. Hükümeti ayrı, parlamentosu ayrı, ordusu ayrı, komutanı ayrı, osu ayrı, busu ayrı. Bakın bir sürü insan perişan oldu Akdeniz'de şimdi. Avrupa ne yaptık? Şimdi o zaman Fransızlar ve Amerikalılar, bizimkilerle beraber, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere, zannettiler ki aynı şeyi Suriye'de de yapacaklar. Ve Suriye'yi de bir hafta, iki hafta içinde o hale getirecekler. Kaddafi gibi efendim Esad'ı işte idam edecekler. Ve burada bir Müslüman kardeşler devleti kuracaklar. Dedi ki bakın bunu yapmayın. Bunu başaramazsınız. Bu Suriye ordusu Suriye, Libya değil. Burası farklı. Bu böyle olmaz. Bunun yerine kimi koyacaksınız? Sınırınızın dibinde bir şeriat devleti kurmak mı istiyorsunuz? Zaten yapılmaya çalışan bu devletin bölünmesi. Bunu yapmayın, bunu yapmayın, bunu yapmayın. 2012'den beri söylüyoruz. 2012'den beri. Şimdi bugün ülke fiilen bölündü. 3'e 4'e bölündü. BOP'un istediği zaten buydu. Büyük Orta Doğu Projesi zaten buydu. Irak fiilen bölündü. Türkiye'nin, başta Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin desteği olmasaydı Suriye'deki iç savaş bu hale gelir miydi? Suriye şu anda taş taş üstünde kalmadı, perişan oldu, yıkıldı mı? O öldü, bu öldü diyorlar. Siz destek vermeseniz bu iç savaş bu noktaya gelir miydi? Siz destek vermeseydiniz YPG bu kadar büyüyebilir miydi? Siz destek vermeseydiniz, bu ortamı yaratmasaydınız, YPG, PKK, PYD her ne diyorsanız ülkenin %30'unu Rakka dahi kontrol altına alabilir miydi? Ha. Şimdi bu durumu yaratanlar, buna sebep olanlar kahraman olarak ortaya çıkıyorlar. Bir de bizim zavallı bazı insanlarımız gibi Türkiye seninle gurur duyuyor diye bizim bağırmamızı bekliyorlar. Yani bu nasıl bir şeydir? Yani benim bunu açıklayacak yeteneğim, kabiliyetim yok. Yok yani. Yok. Yani bir ülkeyi bu hale getiriyorsunuz ve en olmayacak, en uçta yani hiç istemeyeceğiniz bir durumun yaratılmasında fiilen amil oluyorsunuz. Ve bugün Fırat'ın doğusunda fiilen bir federasyonu kabul etmiş oluyorsunuz. Fiilen. Kendiniz bu tarafta yani Fırat Kalkanı bölgesinde bir Müslüman kardeşler devletini fiilen kuruyorsunuz. Vali atıyorsunuz, kaymakam atıyorsunuz, pastane kuruyorsunuz, banka kuruyorsunuz,
Hastane kuruyorsunuz. Bizim bütçemizden buraya milyarlar akıtıyorsunuz. Kimse kontrol edemiyor burada ne olduğunu. Sonra buradan nereye gideceksiniz? Şimdi bakın biz şeyi nereden öğreniyoruz? Gerçek sahiplerine teslim edileceğini affini. Bunu erler söylüyor, erler. Bakın baştan ordudan girdiniz ya. Bakın bunu erler söylüyor. Eskiden generallerden bir ikisi konuştuğunda vay generaller siyaset konuşuyor derlerdi. Şimdi erler konuşuyor, erler. Erler konuşuyor. Afrin'e gideceğiz, gerçek sahiplerine teslim edeceğiz diye erler konuşuyor, erler bu noktaya geldi. Bu erleri kim aldı buraya? Bu erlerin başında subayı yok mu, komutanı yok mu, astsubayı yok mu, general yok mu, amiral yok mu? Nasıl bu kadar rahat konuşuyor bu insanlar, bu kadar siyasi ve dini cihat söylemini nasıl dillendirebiliyorlar? Görüyor musunuz büyük resmi? Şimdi sorduğunuz zaman, ya kardeşim buranın gerçek sahibi kim? Yani buranın gerçek sahibi Şam'da oturan hükümet değilse, kim peki bu? Söyleyin bakalım ya. Kim? Kim biliyor musunuz? Bakın Fırat Kalkanı bölgesinde buraya oturtulan Müslüman kardeşler hükümeti. İnanmayan gitsin baksın. Afrin'e de mi onu yapacaksın? Ama orası mı gerçek sahipler onlar mı? Kimler bunlar? Bakın görüyor musunuz nasıl kör gözle gidiyoruz, her yere gidiyoruz. Onun için yani şu hassas ortamda yani bu kadar söyleyebiliyorum. Hani o babaya yani ne söyleyeyim? Evet. Yani Allah sabır versin. Tabii. Bir şey daha soracağım komutanım. Tabii önemli. Şimdi yani sizin dediğinizden ben şunu anladım. Sizin gerçek sahibi olarak Levent Gök, Sayın Levent Gök Suriye devletini dedi ki devletin toprakları ona iade edecek. Ama ortaya çıkan tablo aslında sizin dediğinize yakın. Suriye'de Afrin dahil, İdlib dahil, hatta yarın öbür gün Membiş dahil boşaltılan topraklarda şeriat rejim eksenli Müslüman kardeşler benzeri bir cihatçı gruba orası teslim edilecek. Ben bunu anladım. İdlib onlara teslim edemezler. Oradakiler tam radikal şeriatçı. Radikal dinci İdlib'tekiler. Yani biz tabii hep bunu söyledik. Yani daha bu Afrin'den önce. Hani Tayyip Bey kalktı dedi ya. İdlib'i hallettik. Şimdi Afrin'e giriyoruz. Oraya da halledeceğiz. Oraya gideceğiz. Biz o zaman dedik ki. Ya İdlib başlamadı ki. Neyi hallediyorsun? Daha başlamadın ki İdlib'e. Farkındaydım. Bakın. Havucun büyüğü heybede, İdlib'de. Evet. İdlib'de. Asıl İdlib'de. Şimdi Afrin'e girdiniz buraya kadar. Ne zaman, nasıl, hangi koşullarda çıkacağınızı da kimse bilmiyor. Kendileri de bilmiyorlar. Evet. İdlib ne olacak? Ne olacak İdlib? Nasıl çözeceksiniz İdlib'i? Yani İdlib'de radikal dinci El-Nusra devleti kuracaksınız. Efendim Afrin, Fırat Kalkanı bölgesinde Müslüman kardeşler kuracaksınız. Öbür tarafı Rakka dahil PKK, YPG'ye bırakacaksınız. Aşağıda zaten Dürzü Devleti'ni kurdular. Yani o 20'lerden 30'lardan gelen Dürzü Devleti zaten kuruldu. Ortadaki bir yeri de aynı Sevr'de Ankara ve civarını Kastamonu'yu ve Ankara'yı Türklere bıraktıkları gibi Şam ve etrafını da işte Latakya'yı şeyde Şam'a Esad'a bırakacaksınız. Suriye'yi 4'e 5'e böleceksiniz. Ya bu mu yani? Zaten bunu yapmak istiyor Amerika'da. Baştan beri bunu yapmak istiyor. Yani siz farkında değil misiniz bunlara? Ha şimdi bakın. Bunları konuşacak bir ortam, bir meclis, bir mekanizma yok. Yok, bakın mecliste komisyonlar çalışmıyor. Meclis felç, dışişleri felç, genelkurmay tamamen karar sisteminin, karar mekanizmalarının dışında. Sarayda bir Tayyip Bey var, etrafında bir avuç insan. Bütün bu kararları onlar alıyorlar. Hadi şimdi soralım, buyurun Tayyip Bey gelsin, anlatsın bakalım, sorularınıza cevap versin. Hadi cevap versin. Afrin'i aldın. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Afrin'i aldın, Afrin'in sınırına geldin, Afrin'i bitirdin. Burada Esad'ın kuvvetleri var. Ne yapacaksın? Şimdi bunu yani MİT müsteşarı mı çözecek şimdi bunu gitmiş görüşmüş? Şimdi bakın, ben askerim, 30 sene üniforma giydim. Piyadeyim, harekatçıyım. Şimdi beni alsalar, MİT müsteşarı yapsalar ne derim biliyor musun? Ya siz deli misiniz derim ya. Ya benim ne alakam var MİT'le? Şimdi MİT müsteşarını alıyor, bunları görüşmeye gidiyor. Ya MİT müsteşarının geçmişe eğitimi, uzmanlığı, deneyimiyle ya ne alakası var bunların? Yani ne alaka? Yani ne alaka? Hangi eğitimiyle, hangi deneyimiyle, hangi uzmanlık alanıyla bu işleri görüşecek, kotaracak? Ama Tayyip Erdoğan has adamı. Niye? MİT müsteşarından istifa etti. Başbakandan izin aldı, istifa etti.
AKP'de ön seçime girdi. Milletvekili adayı oldu. Ön seçimi de kazandı, aday oldu. Vazgeçildi. Ondan sonra tehditle, zorla, emirle, aynı şeyleri belediye başkanlarından aldıkları gibi tekrar geldi. Ben tekrar dönmek istiyorum dedi. Pardon, yanlışlık oldu dedi. Girdim İsmet Şöyle'ye. Kanuna aykırıydı. Bunlar tartışıldı o zaman. Bit yasasına tamamen bit yasası. Aykırı. Hepsini bırakın. Ya böyle bir şey olabilir mi? Siyasallaşmış bir kişilik ya artık bir, o. Ya bir tabii. Devletin en kritik kurumu, en kritik biri genelkurmay, biri istihbarat. En kritik iki kurum. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden daha da kritik. Belki genelkurmaydan da kritik. Yani MİT yasasındaki değişikliklere bakın. Yani ondan daha kritik başka bir kurum yok. Yani ayrıcalık, yani devlet içinde devlet. Bunun başına particiliğini ispatlamış bir kişiyi nasıl getirirsiniz? İşte devlet böyle kurumsallıktan uzaklaştı. Yani kurumların içi boşaltıldı. Ne kurum kaldı, ne kültürü kaldı, ne kural kaldı, ne kanun kaldı, ne anayasa kaldı, ne anayasa mahkemesi kaldı, ne yargı kaldı, ne devlet kaldı, ne devlet efendim kültürü, geçmişi, birikimi tuzun, kaldı. Şey tuzun kaldı. Koktuğu anlar hiçbir şey kaldı. Değil mi? Bakın tuzun. Ne diyorum, bir Tayyip Bey yeterli bir avuç insan. Onun için şimdi bunları konuşuyoruz. Onun için yani şimdi kusura bakmasın Sayın Vekilim de muhalefete büyük rol düşüyor, büyük görev düşüyor, odaklanması lazım. Türkiye'nin temel sorunu kötü yönetim. Bütün sorularınızın cevabı kötü yönetimdedir. Türkiye yönetilemiyor. Türkiye kötü yönetiliyor. Türkiye 80 milyonluk koskoca ülke, 700 küsur bin kilometre kare koskoca ülke, kabile gibi yönetiliyor. Kabile gibi. Yani bakın şuraya bakın. MİT'i bile Cumhurbaşkanı'na bağladılar. Ya yetkisiz, görevsiz, sorumsuz bir cumhurbaşkanı nasıl bağlarsın sen? Savunma sanayi. Geçenlerde savunma sanayi bağladı. Evet. Ben onun kurucusuyum. Da. Öyle mi orada? Evet. Yani YSK'nın haline bakın. Bakın YSK'nın en son değişiklikleri açıyor. Yani bütün bunları tekrar hani uzatmayın. Yani ilk sorduğunuz zaman soruyu gösterdiniz evet. Hani tavuğu evet. Taşıyor. Yani son tahlilde derdi eski tüfek komünistler. Son tahlilde Türkiye'nin sorunu. Türkiye'nin bir avuç 5-5-10'u geçmeyen bir kadro tarafından kabile gibi yönetilmesidir. Tabii mümkün değil. Bu kadar büyük bir ülkenin, bu kadar büyük ülkenin böyle yönetilmesi mümkün değil. Onun için de bütün işlerimiz aksıyor. Baştan sona A'dan Z'ye. Bu kadar tamam, efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sanki derece doğru, güzel konuştu Sayın Komutan. Haklı olarak haklı şeyler geldi. Size de şunu soracağım. Yani peki nasıl çözülecek bu sorun? Yani siz devlet bakanlığı yaptınız, siyasetçilik yaptınız. Şimdi ortada çok büyük bir problem var. Ve halkın büyük bir kısmı bunları görmemezlikten, duymamazlıktan, anlamamazlıktan geliyor. Ve bunu inat ve istekle yapıyor. Yani bu artık bir... seçmenin siyasi tercihinden çok Türkiye'nin bir yol ayrımındaki inatlaşması gibi. Yani bu insanları çözmeniz, bu insanları doğal seçmen tepkisine sokmanız, ülkenin gereği neyse, ülkenin siyaseti neyi gerektiriyorsa o yönde bir tercih kullanın demeniz şu an mümkün değil. Bu kilitlenmiş vaziyette çözemiyorsunuz. Peki nasıl bir Sayın Sormaz Türk'ün deyimiyle kabile devletinden biz uygar, çağdaş, devlet normlarıyla yönetilen, aklı başında bilimin esas olduğu bir devlet haline nasıl geleceğiz? Nasıl Türkiye bu açmazdan çıkacak? Şimdi Fatih Bey, tabii arkadaşların söyledikleri şeyler çok doğru, yerinde şeyler. Ve hatta çizilen ortamdan şu andaki durum daha kötüdür. Daha kötüdür. Biz buradan nasıl çıkarız? Ben Libya konusunu biraz evvel gündeme geldi. Libya'da Amerikan ambargosuna karşı biz Libya Gaddafi ve onun kardeşi ki Hava Akademisi'nde okumuştu bizim. Depolarını açtılar. Mühimmatsız kalmıştı. Teknik mühimmat hava kuvvetleri için Gaddafi sağladı. Ambargoya karşı Gaddafi sağladı. Biz buna karşı yine Kaddafi'ye gerekli şeyi yaptık. Maalesef bunlar unutulmamalı. Şimdi nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Birlik beraberlik içinde. Birbirimize kenetleneceğiz.
karşımızdaki tehlikeyi göreceğiz ve bu tehlike biraz evvel söylediniz. Evet, basın, medya genelde onların kontrol altında. Birçok imkanlar onların kontrol altında. Bir yere gidiyorlar devlet uçaklarıyla bizim. Ben hatırlarım rahmetli Ecevit İngiltere'ye giderken Viscount'la gitti. Dört pervaneli uçak. Yıllarını doldurmuş bir uçak vardı. Başka uçağı yoktu. Ama Türkiye'nin de maddi imkanları o devirde vardı. Alabilirlerdi uçakları. Birçok imkanlara sahip olabilirlerdi. Ben bakan olarak bindiğim araba yolda kalıyordu. Ve buna karşı arabamı değiştirmek istedikleri zaman hayır diyordum. Ben çünkü ciplere binmiş bir şeyden geliyorum. Yoldan geliyorum. Bana bu araba bile bakan da olsam bana yeter artar diyordum. Şimdi o anlayıştan buralara geldik. Biz birlik beraber olmamız, kenetlenmemiz lazım. Birbirimize bağlanmamız lazım. Ve bu arada muhalefet partilerine çok iş düşüyor. Gerçi ellerinden gelen her şeyi yapıyor arkadaşlar. Bakıyorum, devamlı olarak partiler meydanlarda ve çok cesur konuşmalar yapıyorlar. Onları ben alkışlıyorum. Peki halk niye, ama, halk niye ikna oluyor? Ama bakın bugün televizyonları açtığınız zaman her yerde dizi var onların programlarında. Başka konular var. Hiç de bununla ilgi olmayan. Bir Halk TV var. Bir Tele 1 var. CNN Türk sabah akşam iyi konuşuyor. Habertürk bazı programlarında ortada duruyor. Ama gerisi onların elinde 18 tanesi. O bakımdan artık millet olarak uyanmamız lazım. Dediğiniz soruya gelince halkımızı aydınlatmamız lazım. Nasıl? Gideceğiz. Söylüyor arkadaşlar, kahve kahve dolaşıyoruz. Hayır, ben de siyaset yaptım yıllarca. Ben daha çok gidilmesinden yanayım. Ve bakın, meclisteki oturumların bazıları gösterilmiyordu ama bir milletvekili arkadaş almış televizyonunu, onu bize oturumları seyrettiriyordu. Anayasa değişikliği. Evet, seyrettiriyordu. Şeker. Şimdi demek ki bu bir buluştu. Rütük yasak getirdi ona. Evet. Çekemiyor artık çünkü izin alması gerekiyormuş. Sırf onun için yasa çıktı. Onun için yasa çıktı. Bu hakikaten çok güç durumdayız. Ama niye onu yapmak zorunda kaldı? Niçin onu yapmak zorunda kaldı? Çünkü meclis başkanı orada, şimdi yani ağzımdan kötü bir şey çıkmasına dikkat ediyorum. Orada oturdu. Orada oturdu. Meclis televizyonu meclisi göstermedi. Tabii. Herkesi ilgilendiren anayasa değişiklikleri şimdi, konusunda yasakladılar. Şimdi, evet, utanmadan. Evet, fazla gerilere gitmeyelim. Daha geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı nereye gitti? Arkasından meclis başkanı da kimi ziyarete gitti? Kadri Mısırlı. Atatürk'ümüze hakaret eden. Ve maalesef daha ileri giden bir insanı ziyarete gidildi. Ama bunları belki konumuzla ilgisi yoktur. Ben kendi açımdan söylüyorum. Ama hepimizin bağrı yanık. Milleti silkelememiz lazım. Konumuzla ilgisi var, var sayın. Silkelememiz lazım. Ve milletimize açık olarak giderek kahve kahve değil, kucak kucağa, kapılar çalınarak mecburuz. Belki buna için zaman da yok. Bakın elimizdeki zamanda o kadar dar ki başka konularla uğraşıyoruz. Bence artık hani derler ya, laflardan ziyade icraata dönmemiz lazım. İcraat zamanı, meydan zamanı, saha zamanındayız. Ve biraz evvel de belki sizlere de söyledim. Arjantin'de komünizm gelmeye başladığı, tehditler başladığı zaman halk kendi asansörlerine mücadele şeylerini asmışlardır. Yazılarını asmışlardır. Halkı bilinçlendirmek istemişlerdir. O yönden Türk halkı kahraman bir halktır. Askerimiz kahramandır. Ne olursa olsun askerimiz meydanlarda kahraman. Ne diyor annesine babasına gidilirken? Ben şehit olmaya gidiyorum diyor. Biraz evvel gösterdiniz. Baba omzunda taşıyor tabutu. Böyle bir cevher olan, böyle bir karakterde olan bu milleti, Türk milleti
atasının ruhunda yetişen bu millet elbette ki bunlara evet demeyecektir. Ben bakıyorum şimdi AK Partisi olsun, diğer partiler olsun, hepsi bunların özellikle yeni yasayla ilgili, tasarıyla ilgili birçok çalışmalara başladılar. Her yönden sıkıştırılıyor Türkiye. Yani demokratik yöntemlerin hepsi yok oluyor. Bir seçim düşünün yapılacak, seçimdeki tasarı yasada neler var neler. İttifaklar var. Evet. Ama bunu gayet açık olarak söylüyorum. Bugün güneydeki karşılaştığımız olay kasında ne yapacaksınız diyoruz. Afrin'den sonra Münbiç'e, Münbiç'ten sonra da Fırat'ın doğusundaki şeyi kaldırarak tehdidi bir tampon bölge oluşturmak zorundayız. Ve bir an evvel Suriye bataklığından çıkmamız lazım. Aklımızı başımıza toplamamız lazım. Özellikle bunlar da devlet rica nedir? Ve sorumlu herkesin de artık kalkarak ben hatırlıyorum. Başbakan'a nasıl konuşurlardı? Ve Kıbrıs harekatında hatırlıyorum nasıl tenkitler yaparlardı? Ve Erbakan Hoca rahmetli gülerek bakardı. Hadi alan sende derdi. Biz öyle bir nesilden geliyoruz, öyle bir yetişimden geliyoruz. O bakımdan birbirimize sarılacağız. Birlik beraberlik içerisinde karşılaştığımız tehdidi izah edeceğiz, yok edeceğiz. Düşünün. Bugün Doğu Akdeniz problemi hiç Türkiye'de yer almıyor. Niçin Kürt koridorunu teşekkür ettirmek istiyorlar güneyimize? Akdeniz'e ulaşmak için. Niye olacak Akdeniz'e ulaşırsa? Onun münhasır ve ekonomik bölgesi de olacaktır. Ve petrol oradan gelecektir, gidecektir, nereye gidecekse. Doğu Akdeniz'de Yunanistan Rumlarla oturdu, anlaşma yaptı ikisi. Sonra Mısır aldılar, anlaşma yaptılar. Sonra Ürdün kralı geldi, Rumları güneyi ziyaret etti daha geçenlerde. Düşünün, Ürdün kralı Rumlarla işbirliği yapıyor, anlaşma imzalıyor. İsrail, hepsiyle anlaşmalar yaptılar. Doğu Akdeniz, Laskiye'den bu yana çepeçevre olmuş, Mısır da onlarla birleşti. Yani sadece biz Afrin'e bakıp takılıp kaldık. Afrin'den uzaklaşalım, Afrin'den dışarı çıkalım. Ne oluyor? Geniş perspektiften bakalım. Benim bir hocam vardı, öyle derdi. Derdi ki, siz böyle bakmayın olaylara derdi. Geniş açılardan bakın. Hakikaten bugün karşılaştığımız durumda dar açıdan bakılıyor. Geniş açıdan bakacağız. Orta Doğu'da dediğimiz yer neresidir? Mısır'dır. Suudi Arabistan'dır. İran, Irak'tır. İran, Suriye'dir ve Türkiye'dir. Orta Doğu kimlerin oyunlarıyla geldi? Hatırlayalım. Skes, bir Picot dediğimiz Picot, bir evet. Fransız da İngiliz. İki tane diplomat oturdular. 1915'te anlaşma imzaladılar. Ne yaptılar? Orta Doğu'yu paylaştılar. Türkiye'yi de paylaştılar. Bugün o cereyan ediyor. Bugün onunla karşı karşıyayız. Onun için her şeyi bir tarafa atacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde. Ama davaya ihanet edenler bizim saflarımızda olamazlar. Fakat Türk halkı çok büyüktür, çok uludur. Türk halkı Atatürk'ün mirasçısıdır. Onu daima kucaklayan bir topluluktur. Onun için hepsini toplayacağız. Birlik beraberlik içerisinde karşılaştığımız bu tehditleri Fatih Bey izah edeceğiz, yok edeceğiz. Peki, çok teşekkür ederim komutan. Süremiz sonuna geldik. Bir reklam arası vereceğiz. Ancak ittifak yasasını dönüşte Sayın Vekilim bir konuşalım sizinle. Biraz hatta çerçeveyi de geniş tutalım. Çünkü bugün siyaseti biraz daha girmemiz lazım. Önemli. Olur. İttifak yasasını konuşalım. Seçimle ilgili sorunları konuşalım. Türkiye bir için, dakikamız var mı acaba bir reklama girmeden? Bir cümle sadece. Dakika değil ama bir cümle söylerseniz. Daha sonra söyleyeyim olmazsa. Dönüşte o zaman. Yani konusunu da söyleyelim. Bu Fesli Kadri Mısıroğlu. Fesli Kadir Mısırlı söz sizde dönüşte tamam. Sayın Levent Gök. Ara veriyoruz. Aradan sonra çok önemli bir konumuz var. Biraz iç siyasete döneceğiz. Ve Türkiye'nin gerçek sorunlarını, Afrin de sorun ama içe yönelik sorunlarını, Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikeyi biraz sonra anlatacağız. Bizden ayrılmayın.